Efendimiz buyuruyor. Geçmiş zamanlarda, yani Beni İsrail zamanında bir kişi bir köye gider. Köye giderken birisiyle karşılaşır. O der ki, arkadaş oraya kadar yorulma der. Ben senin gittiğin köye gidiyorum. Orada bir alışverişim varsa, bir şeyim varsa ben onu görürüm. Dönüşte sana ona istediğin şeyi geri getiririm. O der ki, yok der, benim hiçbir alışveriş, dünyaya ait hiçbir işim yok der. Orada bir din kardeşim var, o din kardeşimi ziyarete gidiyorum. O kişi der ki, ben der insan değilim der, ben meleğim der. Cenab-ı Hak sana beni gönderdi. Sen nasıl o din kardeşini seviyorsan, Allah da seni o şekilde seviyor. Bir hadis-i şerifle bu ayın faziletinden de bahsedeceğim. Ondan sonra okudan ayetlerin mevzusuna girmek arzu ediyorum. Efendimiz minbere çıktı. 3 sefer amin, amin, amin buyurdu. Eshab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah bir muhatap yok. Bir muhatap yokken niçin 3 sefer amin, amin, amin buyurdunuz? Efendimiz buyurdu, Cebrail 3 hususta ikaz etti. 3 hususta tembihatta bulundu. Hatta 3 hususta beddua etti. Birincisi, anne babası yaşlanır, ihtiyarlar, muhtaç duruma düşer. Evladı onunla alakadar olmaz. O rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim buyuruyor. Demek ki bu çok mühim bir ihtar. Yaşlanan anne babalara evlatlarının itina göstermesi. İkincisi, ya Resulallah, senin ismin bir yerde geçer. Onda bigane kalır. Salavat-ı şerife getirmez. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizlere çok büyük bir ikramı. En büyük nimet, en büyük bize ikramı. 124 bin küsur peygamberin içinde en yüce, en sevdiği peygamberi bize ümmet kıldı. Meccane. Biz 124 bin gelen peygamber içinde peygamberimizi kendimiz tercih etmedik. Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Efendimiz insanda tecelli eden bir sanat harikası. En alt kademeden en üst kademeye kadar misal. Bir benzeri yok, bir eşi yok. 23 senelik nebevi hayat fiili bir kıstas, fiili bir ölçü. Herkes problemini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 senelik nebevi hayatında ona yaklaşabildiği nispetle, onu tanıyabildiği nispetle çözer ve huzur bulur. Cebrail diyor, ya Resulallah, senin ismin geçer, bigane kalır. Salavat-ı şerife getirmez. O da rahmetten uzak olsun dedi. Ona da amin dedim buyuruyor. En çok hayata dikkat edeceğim hususiyetler. Üçüncüsü, kişi Ramazan-ı Şerif'e girer. Cenab-ı Hakk'ın affın tuğyan ettiği bir ay olmuş oluyor. İbadetlerle, taatlerle, hizmetlerle, fakir fukaranın gönlünü almak, infaklarla geçirmez. Gafil kalır Ramazan-ı Şerif'ten. O da rahmetten uzak olsun dedi. Diğer bir rivayette burnu sürtülsün buyuruluyor. Ben de amin dedim buyur Efendimiz. Ramazan-ı Şerif'te inşallah Kadir Gecesi var. Min elfi şehr, bin aydan daha hayırlı. Yani Cenab-ı Hak bir gecede 80 küsur senenin, yani bin ayın ecrini ihsan ediyor. Cenab-ı Hak bu kadar ümmet-i Muhammed'i seviyor. Ve Kadir Gecesi yalnız Efendimiz'e ait bir gece. Diğer peygamberlerde Kadir Gecesi yok. Rahmetinin bu kadar bol olduğu bir ay inşallah. Hayatımız Ramazan-ı Şerif haline gelir. İnşallah son nefesimiz bayram sabahı olur. Varlıkların en zarif ve şereflisi olan insanın gerçek güzelliği iç alemindeki tekamül nispetindedir. İki vasfı vardır insanın. Bir turabi vasfı, şu beden vasfı. Topraktan geldik, yine toprağa döneceğiz. İkincisi de ruhani vasfı, o da Cenab-ı Hak'tan nefahtu fihi min ruhi. Bu bedeni vasfında bir tekamül yok. Bütün mahlukat öyle. Yani 10 bin sene evvelki insanın
bedeniyle bugünkü insanın bedeni arasında, yapısı arasında bir fazilet bakımından üstün bir farkı yok. Bütün fazilet ruhani yapısında. Cenab-ı Hak akıl, izan, idrak veriyor. Bu akıl, izan, idrak iki uçlu bıçak gibi hem hayra vesile hem şerre vesile. Bu akıl, izan, idraki nasıl kullanacak? Cenab-ı Hak en büyük insan terbiyecisi peygamberler gönderiyor. Peygamberler akıl, izan, idraka yön verecek. Cenab-ı Hak peygamberleri üç hususiyetle gönderiyor ayet-i kerimelerde. Bir, insanlara Allah'ın emirlerini bildirecek. İkincisi, insanların iç âlemini tezkiye edecek, temizleyecek. İnsan temizlenmeye muhtaç. Çünkü imtihan olarak dünyaya geldiğimiz için iki ateş arasındayız. Bir, iblisin ateşi. Emûzu billâhi mineşşeytânirracîm diyoruz. Şeytanı taşlamamız her an. Yani şeytan taşlama yalnız haçta değil. Her an şeytanı taşlayabilmemiz. Zira o, biz onu neyle taşlayacağız? Amel-i salihlerle taşlayacağız. Biz onu taşlayamazsak şeytan bizi taşlama durumunda kalır. İkincisi de nefsimiz. Nefsimiz de diğer mahlukatın nefsiyle aynı. O nefsinin de nefsindeki nefsani arzuların bertaraf edilmesi, ruhani istidatların inkişaf edilmesi, ilahi kameranın altında olduğumuzun kalpte idrak ve şuur haline gelmesi. Peygamberin ikinci vazifesi insanların iç âlemini temizleyecek. Neyi temizleyecek? فَاَلَّمَا فُجُرَهَا İnsanın içindeki Allah'tan uzaklaştırıcı, başta enaniyet, benlik, gurur, kibir, oradan başlayan bütün menfi sıfatlar temizlenecek ve takvaya, Cenab-ı Hakk'a yakınlığa mesafe alacak. Takva nedir? Kur'an ve sünnetin muhtevasını bir hayatını tanzim etme. Hazreti Ömer radıyallahu, Hazreti Übey radıyallahu anh soruyor. Übey diyor, takva nedir diyor o zaman. Cenab-ı Hak bizden takva istiyor. Bana müşahhas bir şekilde bir takvayı tarif et. O da diyor ki, sen diyor, Ömer diyor, dikenli yol üzerinde dolaştın mı diyor. Dolaştın mı? Ne yaptın diyor. Elbisemi büründüm diye dikenlerin şerrinden kendimi korudum. İşte takva budur diyor. Yani Allah'tan uzaklaştıracak. Nefsani arzuları meylettirecek her şeyden kalbimizin korunması. Peygamberler cahiliye devrinde geliyor. O nefsani arzularda insanlığını kaybetmiş insanları zirve bir faziletler medeniyetini çıkartıyor. O tasfiye, o tezkiye neticesinde. Üçüncü olarak tasfiye olan, tezkiye olan o nefsinin, o müminin kitap ve hikmete. Yani Kur'an'daki derinlikler, gelen sufiler kitapları derinlikler, hikmetler, sırlar, onlar kat tekamül ettiği nispette Cenab-ı Hak bir ufuk veriyor. Okunan ayet-i kerime, Cenab-ı Hak kalplerimizin kendisiyle beraber olmasını arzu ediyor. Nasıl beraber olacak? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, muhakkak ki bir tefekkürle başlıyor. Göklerin ve yerin yaratılışını, gece ile gündüzün ard arda gelişinde düşünen insanlar için elbette ayetler vardır, deliller vardır. İlahi azamet tecellilerini kulun idrak etmesi. Yani burada göklerin, yerin yaratılışında demek ki bir semaya baktığımız zaman bizi ne kadar bir derinliğe götürecek? Semanın eni boyu ne kadar? İçindeki yıldızlar, cisimler ne kadar? İnsan idrakin çok daha ötesinde. Kavraması mümkün değil. Kul ilahi azameti bir idrak içinde olacak.